Merhaba arkadaşlar, İlk Fen Bilimleri dersine hoş geldiniz. Dersimize başlamadan önce olağanüstü durumdan dolayı sınavımızda oluşan değişikliklere bir bakalım. Bize söylendi ki ilk dönem sınavda LGS sınavına sadece ilk dönemin üniteleri çıkacak. O zaman bakıyoruz ilk dönemimizin üniteleri neydi? En baştan bakalım. Birinci ünitemiz mevsimler ve iklim. Biliyorsunuz ki mevsimler ve iklim benim en sevdiğim konudur. İkinci ünite DNA ve genetik kod. Üçüncü ünite basınç. Dördüncü ünite ise madde ve endüstri. Biz zaten şu an LGS'ye girebilecek düzeydeyiz. Yani bu konuların hepsini zaten işledik. Çok çok tekrar ederek. Fakat şimdi bizim kazancımız, bizim avantajımız ne olacak? Bu evde olduğumuz sürece online eğitimlerimizle tüm konularımızı baştan sona tekrar etmiş olacağız tekrardan. Ve bu sayede ne olacak? Eksik kaldığımız, aklımıza takılan, sorularda yapamadığımız kısımları daha iyi öğrenip ne yapacağız? Daha iyi pekiştirmiş olacağız. Şimdi ilk ünitemize başlayalım. Mevsimler ve iklimin ilk konusu mevsimlerin oluşumu. Mevsimler ve iklim ünitemiz zaten günlük hayatımızdan baz alarak yapacağımız bir ünite. Yani tamamen genel kültüre dayalı bir ünite. Biz ne gözlemliyoruz, ne görüyoruz bununla alakalı. Mesela dünyamızın iki tane hareketi var. Bunu zaten yıllardır biliyoruz. Bir, kendi etrafında dönme hareketi. İki, güneşin etrafında dolanma hareketi. Kendi etrafında döndüğünde ne gerçekleşiyordu? Bir gün, yani gece ve gündüz. Peki dünyanın, güneşin etrafında dolandığında ne gerçekleşiyordu? Bir yıl, yani mevsimler gerçekleşiyordu. O zaman baktığımda mevsimlerin oluşumunda etkili olan birinci şey neymiş? Bizim yıllardır bildiğimiz dünyanın güneşin etrafında dolanmasıymış. Şimdi biz buna artı olarak neyi öğreneceğiz? Bir sebebin daha olduğunu, yani mevsimlerin oluşumunda sadece dünyanın güneş etrafında dolanması değilmiş. Bakalım, yine harika çizimimle dünyamızı çizmişim. Bir dolanma düzlemi yapmışım. Ve bir ekvator düzlemim var. Ekvatoru zaten biliyoruz, dünyayı iki parçaya bölüyor değil mi? Bir de bunun kesişim noktasından geçen bir dönme ekseni çizmişim. Bakıyorum boşluk doldurmama. Dünya kuzey ve güney kutupları ile yerin merkezinden geçtiği varsayılan nokta nokta etrafında batıdan doğuya doğru dönerek günlük hareketini yapar. Ne demişim? Dünya kuzey ve güney kutup noktaları ile yerin merkezinden geçtiği varsayılan neymiş bu çizginin adı? Dönme ekseni. Dönme ekseni. Etrafında batıdan doğuya doğru dönerek günlük hareketini yapar. Nasıl dönüyormuş? Batıdan doğuya doğru dönüyormuş. Peki baktığımda dünyamız dedik ki bu şekilde duruyor. Güneşin karşısında hep boynu bükük şekilde duruyor değil mi? Peki bakıyorum, dolanma düzlemimle dönme eksenim arasında bir açım gerçekleşiyor. Peki bu açı kaç, ne kadardı? 23 derece 27 dakika. 23 derece 27 dakikalık. Yine dolanma düzlemimle ekvator düzlemim arasında da bir ne var? 23 derece 27 dakikalık bir açım var. Peki biz bu açı sayesinde oluşan eğime ne diyoruz? Eksen, eğikli ismini veriyoruz. Bakalım bu oluşan 23 derece 27 dakikalık eğiklik, yani eksen eğikliği sonucunda neler oluşuyor? Eksen eğikliği nelere neden oluyor bakalım. Güneş ışınlarının yıl içerisindeki düşme açılarında farklılık yaşanmasına, gece ve gündüz sürelerinde değişiklikler olmasına, sıcaklık farklarının oluşmasına, gölge boylarının değişmesine,
birim yüzeye aktarılan ısı enerjisinde değişimler yaşanmasına neden olur. Şimdi bakıyorum buraya güneşi çizdiğimde ve dünyamı çizdiğimde güneşten gelen ışın dünyanın yüzeyine dik bir şekilde gelirse nasıl oluyormuş? Daha sıcak. Ama gelen ışın dünyanın yüzeyine daha eğik şekillerde gelirse ne oluyormuş? Daha soğuk. Bunun sebebi ne? Aynı ışın sayısıyla bakalım. İki tane ışınımı dik bir şekilde yollarsam ne olur? Daha küçük bir alanı ısıtmış olurum. İki ışınla. Aynı şekilde yine iki ışın yolluyorum. Ama bu sefer dik değil, daha eğik bir şekilde yolladığımda ne olur? Daha geniş bir alanı ısıtmış olurum. Daha geniş bir alana yaymış olurum. Ve bu sayede ne oluyor? Daha geniş bir alanı ısıtmaya çalıştığımı düşünelim. Yani bir elektrikli soba düşünelim. Küçük bir sınıfta olduğumuzu düşünelim. Elektrikli sobayla ısınmaya çalışıyoruz. Isınabiliriz. Küçük bir odayı, küçük bir sınıfı ısıtabiliriz. Fakat daha büyük bir sınıfa geçtiğimizi düşünelim ve elektrikli sobayı yaktık aynı boyuttaki. Sizce odanın içi ısınabilir mi? Hayır, birinci odaya göre daha soğuktur. Daha zor ısınır, daha geç ısınır ya da daha soğuktur. Bu yüzden neymiş? Dik gelen ışınları biz küçük odayı aynı sobayla ısıttığımız olarak düşünüyoruz. Ama eğik açılarla gelen ışını ne yapıyoruz? Büyük sınıfta elektrikli sobayla ısınmaya çalıştığımız gibi düşünüyoruz. Diğer maddelere baktığımda bu neydi? Güneş ışınlarının yıl içerisindeki düşme açılarında farklılık yaşanmasıydı bu verdiğimiz örnek. Ne oluyor? Yıl içerisinde farklı bölgelere dik şekilde geliyor ya da farklı bölgelere eğik şekilde geliyor. Bu sayede ne oluyor? Açılar değişiyor. Diğerine baktığımda gece ve gündüz sürelerinde değişiklik olması yine aynı şekilde güneşin gelişiyle, güneş ışınlarının gelişiyle alakalı sıcaklık farklarının oluşması, bu da yine birinci maddemize dönüyor. Güneş ışınlarının yıl içerisindeki düşme açılarındaki farklılık. Gölge boylarının değişmesi yine aynı şekilde dik bir şekilde bir ışın yolladığımda gölgem daha küçük olurken daha eğimli bir şekilde yolladığımda ışınları gölgem ne oluyor? Daha büyümüş oluyor. Bu da yine birinci maddeme dönüyor. Birim yüzeye aktarılan ısı enerjisinde değişimler. Az önce burada anlattığım konu. Yani neymiş? Hepsi aslında birinci maddem olan güneş ışınlarının yıl içerisindeki düşme açılarında farklılıklara değiniyor. Baktığımda mevsimlerin oluşum nedenlerine neydi? Sürekli söylediğim, bildiğimiz dünyanın güneş etrafında dolanması. Mevsimlerin oluşumunda etkili olan birinci neden. Peki yeni öğrendiğimiz ikinci neden neymiş? Eksen eğikliği. Şimdi eksen eğikliği sonucunda nasıl gerçekleşiyor? Bunlara bakalım birazcık. Evet, dünyanın güneş etrafındaki hareketini çizmeye çalıştım. Ortada güneşimiz var. Dünyamızın belli bir yörüngede dolanması ve eksen eğikliği şeklindeki dünyalarımızı çizdik. Bizim için 4 tane önemli tarih var. Bunlardan biri 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül. Bu 4 tarihi unutmayacağız. Bunlar bizim için önemli tarihler. Şimdi baktığımda benim nelerim var? Dünyamız ekvatorla iki parçaya ayrılıyor dedik. Üst parça ne peki? Kuzey yarım küre. Alt parça ne? Güney yarım küre. Hepsinde yine aynı şekilde tek tek yazmamıza gerek yok. Üst tarafa ne diyormuşuz? Kuzey yarım küre. Alt tarafı ise güney yarım küre. Şimdi ben bunu yaparken sadece şunu düşüneceğim. Türkiye nerede? Baktığımda Türkiye'ye kuzey yarım kürede kalıyoruz. Yani ekvatorun üst kısmındayız.
O zaman ben her zaman mevsimleri, yani 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de hangi mevsim gerçekleşiyor dendiğinde Türkiye'den aklıma gelecek. Ben 21 Aralık'ta hangi mevsimi yaşıyorum? Kış mevsimini yaşıyorum. O zaman 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de kış yaşanırken Güney Yarımküre'de iki yarımküre mutlaka birbirinin zıttı olması lazım. Kuzey yarımkürede kış yaşanırken Güney yarımkürede ne yaşanır? Yaz mevsimi yaşanır. Yani 21 Aralık'tan 21 Mart'a kadar, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart. Ne yaşıyoruz biz? Kış mevsimini yaşıyoruz. Tekrardan düşünüyorum, yine kendimden, Türkiye'den bakarak düşünüyorum. Biz 21 Mart'tan 21 Haziran'a kadar, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, hangi mevsimleri yaşıyoruz Kuzey Yarımküre'de? İlkbahar. Güney Yarımküre'de ise sonbahar. O zaman ne diyorum buraya? İlkbahar. Bakıyorum 21 Haziran'dan 23 Eylül'e kadar en sevdiğimiz mevsim Kuzey Yarımküre'de hangi mevsim gerçekleşiyor? Yaz. Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi gerçekleşiyorsa Güney Yarımküre'de ne gerçekleşmek zorunda? Evet, kış mevsimi gerçekleşmek zorunda. Sonra bakıyorum 23 Eylül, 21 Aralık'ta ne gerçekleşiyor? Sonbahar. Dört tane mevsimimiz var dedik ve biz bunları Güney Yarımküre, Kuzey Yarımküre diye düşündüğümüzde ne yapacakmışız? Kuzey Yarımküre'de ne var? Türkiye. Ve ben 21 Aralık tarihinde ne yaşıyorum? Kış mevsimini yaşıyorum. O zaman neymiş? 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre kışken Güney Yarımküre yaz mevsimiymiş diyorum. Bunu da bu şekilde yaptık. Şimdi bu tarihleri tek tek bakalım. Çünkü bu tarihler bizim için önemli tarihler dedik. Tarihlere baktığımda yine harika harika çizimler yapmışım gerçekten. Güneşimi çiziyorum. Sarıyla çizeyim. Şöyle. 21 Aralık gün dönümü. 21 Aralık'a tekrardan dönüp buradan baktığımda Güneş dünyanın ne tarafında kalıyor? Sol tarafında. O zaman Güneşimi ne tarafa çiziyorum? Burada da şekilde yaparken dünyanın sol tarafına. Baktım dünyam yine eksen eğikliği var. Yani sağa doğru yatık şekilde ne kadarlık bir eğikliğim vardı? 23 derece 27 dakika. Bunu unutmayalım. 21 Aralık gün dönümüne baktığımızda güneşten gelen ışınlara bakıyoruz. 21 Aralık tarihinde ne oluyor? Güneşten belli ışınlar belli şekillerde gidiyor. Peki baktığımda eksen eğikliğinden dolayı 21 Aralık'ta Güney Yarımküre'de ne gerçekleşmiş oluyor? Yaz mevsimi. Bakıyorum güneşten çıkan ışın C çizgisine, yani C çizgisi neymiş? Oğlak dönencesine nasıl bir şekilde geliyor? Dik bir şekilde geliyor. Peki ben en başa döndüğümde ışınlar dik bir şekilde geldiğinde ne olur demiştim? Daha sıcak olur demiştim. Tekrardan bakıyorum, dönüyorum. Daha sıcak olduğuna göre 21 Aralık'ta Oğlak dönencesinde ne gerçekleşiyormuş? Yaz mevsimi gerçekleşiyor. Bakıyorum güneş ışınları B'nin yani ekvatorun üst kısmına, yani kuzey yarımküreye nasıl daha eğimli bir şekilde geliyor. Yani 21 Aralık'ta yengeç dönencesinde, yani kuzey yarımküre tarafında ne gerçekleşiyormuş? Kış mevsimi. Bakıyorum A noktası, yani yengeç dönencesinde kış mevsimi. Sarı gözüküyor mu?
Neyse siyah geçelim. A noktasında yani yengeç dönencesinde kış mevsimi yaşanıyor. Tamamen kendi hayatımızdan, günlük yaşantımızdan düşüneceğiz. Kış aylarında gündüzler nasıl oluyor? Hava çok çabuk kararıyor, değil mi? Hava çok çabuk karardığına göre gündüz süresi çok uzun olmuyor demek ki. Yani gündüzler kısa, ağday yengeç dönencesinde gündüzler kısa, geceler ise uzun oluyor. Yani hava çok çabuk kararıyor kışın. B kısmında yani ekvatorun üzerinde neymiş? Gece gündüze eşitmiş. C kısmında Oğlak dönencesinde yani Güney Yarımküre'de hangi mevsim dedik? Yaz mevsimi dedik. Yaz mevsiminde ne oluyordu? Gündüzler uzun, geceler ise kısa. Tekrardan bakıyorum. Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi yaşanır. Ve Güney Yarımküre'de 21 Aralık'ta en kısa gece gerçekleşirken Kuzey Yarımküre'de yani Türkiye'de 21 Aralık en uzun gecedir. Devam ettiğimde 21 Haziran diğer bir gün dönümü. 21 Haziran'da güneşim ne taraftan geliyor? Tekrardan gösterelim burada. 21 Haziran'da güneş dünyanın sağ tarafında kalıyor. Baktığımda güneşimi çiziyorum yine. Güneşten gelen yine belli ışınlar var. Eksen eğikliğimi yapmışım. Dünyam yine sağ tarafa doğru. Yatık. Bakıyorum. A neydi yani ekvatorun üstünde kalan A çizgisi? Neydi? Yengeç dönencesi. B kısmı neydi? Ekvator. Ve C'ye ne demiştik biz? Oğlak dönencesi. Şimdi bakıyorum gelen ışınlarıma. Bu sefer ne oldu? 21 Haziran'da güneş ışınları 21 Aralık'ın tam tersi şekilde üst kısma dik açılarla gelmeye başladı. Alt kısmı ise ne oluyor? Daha eğik açılarla geliyor. Alt kısmı ise ne oluyor? Daha eğik açılarla geliyor. Bakıyorum 21 Haziran'da ekvatorun üst kısmına yani kuzey yarım küreye daha dik açılarla geliyorsa daha sıcaktır. Daha sıcak olduğuna göre kuzey yarım kürede hangi mevsim gerçekleşiyor? Yaz mevsimi. Ekvatorun altı güney yarım kürede ise ne gerçekleşiyor? Kış mevsimi. O zaman bakıyorum. A'da yani yengeç dönencesinde dik gelen kısımda yani B'nin ekvatorun üstü kuzey yarımkürede yazın gündüzler daha uzun değil mi? Havanın kararması daha geç oluyor. 7-8'e kadar buluyor neredeyse havanın kararması. O zaman ne diyorum? Yazın 21 Haziran'da kuzey yarımkürede gündüzler uzun, geceler kısa. B noktasında yani ekvatorda olan birinde gece ve gündüz birbirine eşit. C'de olan yani Oğlak dönencesinde olan bir yerde gündüzler kısa, geceler uzun. Zaten burada ne yaşanıyordu? Kış mevsimi yaşanıyordu. Kuzey yarımkürede ise yaz mevsimi yaşanıyordu. Burada bir boşluk doldurma yapmışım. Kuzey yarımkürede zaten burada söyledik. Hangi mevsim gerçekleşiyor? Yaz mevsimi gerçekleşiyor. Güney yarımkürede ise zaten tam tersi olmak zorunda. Hangi mevsim gerçekleşecek? Kış mevsimi. 21 Haziran gün dönümünde ise Kuzey yarımkürede yani Türkiye'de en kısa gece 21 Haziran'da gerçekleşiyormuş. Güney yarımkürede ise en uzun gece yaşanıyormuş.
Son iki özel günüm kaldı. Bu özel günlerimde de yine güneşlerimi çizeyim. Yine dünyalarımın şekli biraz daha düzeldiğini umuyorum. Daha düzgün çizdiğimi düşünüyorum. Bakalım 21 Mart ekinoksla 23 Eylül ekinoks tarihlerine. Bu tarihlere baktığımda diğer çizimlerime göre bir farklılık görmeniz gerek. Dünyamın şeklinde bir farklılık oldu. Bu sefer ne oluyor? 21 Mart ve 23 Eylül ekinoks tarihlerinde dünyanın eksen eğikliği ortadan kalkmış oluyor. Çünkü neden? Dünya güneşin etrafında da dönüyor, dolanıyor aynı zamanda. Ve güneşin etrafında dolanırken 21 Mart'la 23 Eylül tarihlerinde eksen eğikliği ortadan kalkıyor. Yani güneş ışınları her noktaya aynı şekilde geliyor. Her noktaya aynı şekilde geldiği için ne oluyor aslında? A noktası neydi? Tekrar etmiş olalım. Üst kısımda kalan yengeç dönencesi. Ortadan ikiye bölene ne diyorduk? Ekvator. Ve alt kısımda kalan neydi? Oğlak dönencesi. Bakıyorum bu sefer her iki tarafta da A, B ve C noktalarında ne gerçekleşiyor? Gece süresi gündüz sürelerine eşit oluyor. Çünkü neden? Herhangi bir eksen eğikliğimiz yok. Eksen eğikliği sonucunda gece ve gündüz süresi farklı oluyordu, değil mi? Demek ki düşündüğümüzde dünyamız düz bir şekilde dursaydı bizim gece ve gündüz sürelerimiz hiçbir zaman değişmezdi. Her zaman birbirine eşit kalırdı. O zaman 21 Mart ve 23 Eylül ekinoks tarihlerinde ne oluyormuş? Yengeç dönencesi, Ekvator, Oğlak dönencesi noktalarında gece ve gündüz birbirine eşit oluyormuş. Baktığımda 21 Mart'ta Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de sonbahar, 23 Eylül'de ise Kuzey Yarımküre'de sonbahar, Güney Yarımküre'de ilkbahar mevsimi gerçekleşiyor. Önemli günlerimizi de bitirdik. Neymiş önemli günlerimiz? 21 Aralık, 21 Haziran gün dönümleri, 21 Mart, 23 Eylül ekinoks. Bunlara da baktığımıza göre bizim fark etmemiz gereken bir şey var. Şimdi bakıyorum. 21 Aralık'ta Ekvator'da gece ve gündüz sürelerine birbirine eşit. Aynı şekilde 21 Haziran'da da B noktasında yani Ekvator'da gece ve gündüz sürelere eşit. Tamam. 23 Eylül ve 21 Mart'a baktığımda da yine aynı şekilde Ekvator'da gece ve gündüz sürelere eşit. O zaman biz hangi sonuca varıyoruz? Ekvator'da yıl boyunca her zaman gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. İkinci bir durum ise tüm bu anlattıklarımızdan yola çıkarak bakmamız gereken durum. Evet, dünya güneş etrafında dolanıyor ve dolanırken bakıyorum bu tarafta güneşe daha yakın, bu tarafta daha uzak. Mesafeleri güneşe her zaman aynı değil. Mesafeleri değişiyor. Yani güneşe daha yakın olduğu kısımlar var, güneşe daha uzak olduğu kısımlar var. Peki bu yakınlık uzaklığa göre mi yaz kış mevsimleri oluşuyor? Hayır. Dünyanın güneş etrafında dolanırken güneşe yaklaşıp uzaklaşmasıyla alakalı bir durum yok. Tamamen dünyanın eksen eğikliğinden dolayı kaynaklanıyor. Yani mevsimlerin oluşumunda dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi sırasında güneşe yakın veya uzak oluşunun hiçbir etkisi yoktur diyebiliriz. Şimdi son olarak bir etkinlik yapalım. Bu etkinliğimizde de tamamen bugünlerimizi kafamıza yazalım ve bitirelim konumuzu artık.
Bakıyorum 21 Mart 21 Mart'tan 21 Haziran'a kadar. İsterseniz siz de elinizde bu şekilde bir çizim yaparsınız. Ve bu şekilde kafanızda daha iyi oturtabilirsiniz. 21 Mart'tan 21 Haziran'a kadar Kuzey Yarımküre'de hangi mevsim gerçekleşiyor? İlkbahar. Güney Yarımküre'de, eğer Kuzey Yarımküre'de ilkbaharsa Güney Yarımküre'de ne olmak zorunda? Sonbahar. Tam tersi oluyor, değil mi? Bakıyorum 21 Haziran'dan 23 Eylül'e kadar Kuzey Yarımküre'de ne gerçekleşiyor? Yaz. Güney Yarımküre'de ise kış. 23 Eylül'den 21 Aralık'a kadar Kuzey Yarımküre'de biz hangi mevsimi yaşıyoruz? Sonbahar. Güney Yarımküre'de ilkbahar yaşanıyor. Ve 21 Aralık'tan 21 Mart'a kadar Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi yaşanırken Güney Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanıyor. Bu tablomuzda da sonlandırdığımıza göre bu konumuzu bitirmiş bulunmaktayız. Umarım güzel bir ders geçirmişizdir. Diğer dersimizde görüşmek üzere.